İlk kitabım Tutunmak. Ben Aydan Yıldız Güneş. 2019'da çıktı. 33 tane hayat hikayesi var içinde, yaşanmış. Şu anda çok satan kitaplarımdan biri, ikinci baskıya gidiyor. Bana Sevgiyi Anlat, çok güzel, şirin 6 tane hikayesi var. Çocuklara ilk ve ortaokula hitap ediyor, çok şirin hikayeleri var. Efendim bu da Yürekten Düşen Damlalar, şiir kitabım. Bu da Bitmeyen Hasretim, şiir kitabım. 4 tane kitabım var, 5.'yi hazırlıyorum. İnşallah çok yakında o da basıma girecek. Okuyucuların desteğini bekliyoruz. Teşekkürler ederim. Ben Derya Uşar. Yayınlanmış 7 kitabım var. 4 şiir kitabı, hikaye, roman ve deneme yazıyorum. Aynı zamanda uluslararası UNESCO ödülü 2.lik ve 5.liklerim var. Sanata ilgi bekliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar, ben Şengül Yücel. Hayatın içinden roman yazarıyım. Aynı zamanda aile terapisti, yaşam koçuyum. Bizlere böyle bir katkı sağlayan Büyükşehir Belediye'mize ve etkinlik sahiplerimize çok teşekkür ederiz. Kitaplarımızı sosyal hesapların hepsinden bulabilirler. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Merhabalar, ben Veda Beşgül. Kusurun En Sevdiğim isimli kitabın yazarıyım. Buradaki bulunma amacım okurlarımla birebir görüşmek, onlarla tanışmak. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Fuarı düzenleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri okurlarla buluşturdukları için. Buyur hocam. Merhaba, ben Enver Kavuk. Almina Kitap Yayınevi kurucusu ve ortaklarından birisiyim. Altın Kalpli Gülçek ilk kitabım. İki kitabım daha geliyor çok yakında. Korku Ormanı ve Otelde Cinayet diye bir kitap var yazıyorum. Buradaki bize verdikleri etkinlikten dolayı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Geleceğin bilimsel yaşam düzenli kitapları var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün Maltepe sahilindeyiz. Etkinlik alanındayız. Bugün gerçekten müthiş bir gün, müthiş bir hafta sonu arkadaşlar. Bugün aylardan 17 Aralık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorlu yamaç parajeti arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Biraz videolarını aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yamaç paraşütü havalanıyor. Biz Karabük İstanbul Kadın, Karabük Kadın Girişimciler Derneği Başkanıyım. Burada Safranbolu Lokumu ve
el yapımı börekler falan yaptık, satıyoruz. Safranbolu olanlar, Karabük'te olanlar ya da Safranbolu dokumunu seven herkesin gelip buradan temin etmesini istiyoruz. Maltepe miting alanındayız. Merhabalar, Mustafa da Mustafa Başalan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü'nün standındayız şu anda. Burası her hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından engelli arkadaşlara, engelli derneklere ve ailelerine tahsis ediliyor. Bu hafta biz varız. Haftaya hangi arkadaş olur, hangi dernek olur bilmiyoruz. Şu anda Çorum günlerindeyiz. Kişiye özel hediyeler yapıyoruz. Hepinizi bekleriz. Teşekkürler. Çekilce tadını anlayamazsın, ben olsam yerdim. Değil mi? Al oradan ye, lezzetliyse lezzetliyse kötüyse kötü. Videonun bir anlamı oluyor hiç olmazsa. Bunu denemek için yapmam lazım. Abi şurada kürek vardı, kürekle beraber de alabilirsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz gezmeye devam ediyoruz Maltepe'de. Kırımlardan. Çorum'a gelip de leblebi yemek olmaz dedik. Abimiz ikram etti. Leblebi yiyoruz. Gerçekten müthiş. Çok bayıldım arkadaşlar leblebiye. Size afiyet olsun. İyi seyirler diliyoruz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi biz Maltepe'de etkinlik alanında gezmeye devam ediyoruz. Ufak ufak karelerle yazarlarımızla buluştuk, ufak ufak esnafımızla buluştuk ve şimdi meydandayız arkadaşlar. Bize gayet neşeli bir şekilde biraz da boğaza hitap edelim ve şu anda arkadaşlar Çorum'un namık lezzetleri için staplardayız.
Evet dostlar, gördüğünüz gibi bugün Maltepe'de buluştuk. Çorumlularla buluştuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel röportajlar aldık. Yazar hocalarımıza röportajlar ettik. Birkaç röportajlarımız oldu. Gerçekten müthiş bir eğlence, müthiş bir coşkuyla bir cumartesiyi daha burada sonlandırıyoruz. Biz şu anda Maltepe etkinlik alanındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir ortam, hava çok güzel. Burada gördüğünüz gibi halkımız şu anda çimenlikleri üzerinde pikniklerini yapıyorlar, eğleniyorlar. Bizler de gayet Çorumlular gerçekten coştu şu anda Maltepe'de arkadaşlar. Leblebi yedik. Damak tatları gerçekten müthişti.